Merhaba sevgili Tomofil severler. Yeni bir bölümde yine farklı bir araç modeliyle karşınızdayız. 2010 yılında aile üyesi Tuscon'dan kompakt SUV sınıfındaki bayrağı devralan iX35 ile bugün sizler için bir test gerçekleştireceğiz. Eylül ayından itibaren yeni yüzüyle kullanmış olduğu teknoloji ve donanım atağıyla yollara çıktı. Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai tarafından yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul edilen iX35 tüm dünyada oldukça beğeni topladı. Ülkemizde de markanın izlemiş olduğu yolda en büyük katkıyı sağladı diyebilirim. Çünkü Hyundai markasının kimliğini binek otomobillerde Elantra modeli, SUV grubunda ise iX35 temsil ediyor. Şu an anahtarımızı aldık, test aracımız hazır ve yolculuğumuz başlıyor. ...2013 yılının Ağustos ayına kadar sadece dizel motor seçeneğinde bulunan otomatik vites... ...günümüzde 1.6 litrelik benzinli motorlarda yer almaya başladı. Firmanın geliştirmiş olduğu bu yenilikle bence bayan müşteri kitlesinin artacağını düşünüyorum. Aracın dış dizaynına baktığımız zaman her ne kadar uzak doğulu otomobillerin kullanmış olduğu esintileri görsek de... Fluidic felsefesini unutmamak lazım. Hyundai markasının akıcı çizgi anlamına gelen Fluidic felsefesi iX35'te kendini göstermeye başlıyor. Fluidic felsefesinin 3 esas temeli var. Güven, zerafet ve dinamizm. Akıcı tasarım anlayışı altıgen ve krom kaplamalı ön ızgarayla başlıyor. LED gündüz farı özellikli ve yanlara uzanan farlarla devam ediyor. Daha geniş tutulan ve tamponun alt kısmına çerçevelenmiş konumda yerleştirilen sis farları agresif görünümle beraber sportif görüntünün başladığını sinyallerini veriyor. Aracın yan dizaynına baktığımız zaman eğimli ön camın hemen akabinde başlayan ve arkaya uzanan tavan çizgileri az önce bahsetmiş olduğum 3 kuraldan birisi olan dinamizmin parçası. ...5 mm kalınlığa sahip olan ön cam güvenliğimizi sağladığı gibi rüzgar sesini en aza indirerek daha sessiz ve daha keyifli bir yolculuk yapmamızı sağlıyor. Bir aracın yol tutuşunda lastik ve jant seçiminin önemi çok büyüktür şüphesiz. 17 inç boyutundaki ve çok kollu bu jantlar aracın sportif görüntüsünü tamamlarken aşırı fren ısınmalarının önüne geçilmeye çalışılıyor. Yan basamaklar özellikle yaşlıların ve çocukların araç kabinine rahat giriş imkanını sağlıyor. Basamakların ortasında yer alan iX35 yazısı ise aracın sportif görüntüsüne ayrı bir hava katıyor. Bizler Tomofil ekibi olarak sizlere sadece farklı markaların yeni modellerinin tanıtımlarını yapmıyoruz. Sosyal medyada özellikle Facebook ve Twitter'da takip ettiğiniz gibi sosyal bir sorumluluk projesinde yer alıyoruz. İnsanların trafik kuralları ile ilgili unuttukları ne varsa onları dile getirmeye çalışıyoruz. Çünkü insan hayatının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yoğun programına rağmen randevu talebimizi geriye çevirmeyip yayınımızın bu bölümünde bizlere eşlik edecek olan Denizli İl Emniyet Müdürümüz Sayın Zeki Bulut'a öncelikle teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Kendisiyle iX35'i test edeceğiz. Bakalım trafik kuralları ile ilgili bizlere neler söyleyecek.
müdürümüz Sayın Zeki Bulut'la aracımızı test etmeye başlıyoruz. Sayın müdürüm hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Öncelikle yoğun programımıza rağmen bu bölümde bizlere eşlik ettiğiniz için ben ekibim adına da size teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Şu an araçla yaklaşık 500 metreyi geride bıraktık. Evet. İlk izlenimlerinizi almak istesem düşünceleriniz nelerdir? Araca ilişkin değil mi? Evet, araçla evet. İlgili. Tabii son derece öncelikle yüksek olmasının ve görüş alanının çok geniş ve rahat olmasından kaynaklı araç kullanımı tabii o yönlü daha da kolaylaşıyor. İnsan kendini daha rahat ve daha güçlü hissediyor. Yani son derece rahat. Tabii otomatik olmasının avantajı şu anda onu da fazla hissediyorum. Direksiyon şehir içi trafiğinde. Tabii şehir içi trafiğinde özellikle. Direksiyon hakimiyeti ve rahatlığı çok güzel. Yani panel çok yormayan, çok rahatsız etmeyen, oldukça kullanışlı bir görüntü arz ediyor. Yani ben şu anki izlenim dediğim gibi belki kısa süre içerisinde insanı aldıracak kadar cezbediyor. Yani. Peki yüksek sınıfta daha önce farklı bir araç kullanmış mıydınız? Bu tür araç kullanmadım. Yani zaman zaman böyle birisinin aracına binmişimdir etmişimdir ama kendim kullanmamıştım. İlk defa kullanıyorum. Bu sınıf kompakt SUV sınıfı diye geçiyor. Evet. Yani yerden yüksek crossover diye tabir ettiğimiz araçlar. 4x4 değil, önden çekişli bir araç. Dizel motor seçeneğinde 4x4 performansını elde etmek mümkün. Ama önden çekişli bir araç olmasına rağmen özellikle virajlarda savrulma eğilimi en azı indirgenmiş. Siz de dikkat ederseniz ilerleyen kilometrelerde. Biliyorum biz program olarak size az önce de bahsettiğim gibi sosyal bir sorumluluk projesindeyiz. İnsanların trafik kurallarına uymadıklarını gözlemliyorum ben. Siz bu düşünceleri neler paylaşırsınız? Nasıl yöntemler izliyorsunuz Emniyet Müdürlüğümüz olarak? Ne gibi uygulamalarımız var? Evet. Tabii öncelikle ben de şuradan girmek istiyorum. Türkiye'de de ilimizde de kaza oranlarına baktığınız zaman bu yaklaşık seviyeler hep aynıdır. Türkiye ortalaması %70 civarlarında, %70'in üstünde kazalar tek taraflı kaza. Yani yoldan çıkma, uykusuzluğun vermiş olduğu, dikkatsizliğin vermiş olduğu, süratin vermiş olduğu hep kazalardan mütevellit bu oran bu kadar yükseliyor. Yani bu ne demektir? Tamamen kişisel hata, yani kişinin araç kullanımındaki hatalarından kaynaklanıyor demektir. Bu da zaten aslında en temel, en net göstergelerden birisi. Yani insanlar ne yazık ki kullandıkları aracın, yollarımız tabii gittikçe güzelleşmeye başlıyor. Özellikle duble yollarla birlikte yollarımızın bu güzelliği, genişliği insanları biraz daha nedense hızlı gitmeye sevk ediyor. Yine aynı şekilde araçların iyi olması, aynı oranda işte araçların daha süratli kullanılması noktasında böyle zorluklar yaşatıyor. Biz Emniyet Müdürlüğü olarak Denizli içerisinde kendi karayollarımız, sınırlarımız da aynı karayollarında tebliğlerimiz tabii bu yönlü genelde sürat noktasında işte insanların özellikle sabah şafak vakti insanların en yorgun olduğu zaman akşam yola çıkıyor. İşte sabah bir ilde bulunup o gün içerisinde gününü işini halledebilme telaşıyla yola çıktığında sabah uyku mahmurluğunun ve yorgunluğun en üst seviyesi oluyor. Özellikle bu zaman dilimi içerisinde bölge trafik ekiplerimiz genel uygulama yapıyoruz. Burada amacımız hem insanları durdurmak, durdururken de bir yandan onların tekrar kendilerine gelmeleri, o yorgunluklarını veya uykusuz hallerini bir an önce atmalarını, bu türlü insanları gördüğümüzde de zaten uygulama yaptığımız istasyonlarımızda muhakkak surette ikram edebileceğimiz lavabomuz, ellerini yüzlerini yıkayabilecekleri imkanlar, bu türlü imkanlarımız da var. Kendileri bu noktada zorladığımız zamanlarda oluyor ve neticesi de çok iyi oluyor. Ama
Tabii bu uygulamanın dışındaki saatlerde de ne yazık ki kazalarımız oluyor. Sürat noktasında belki de bölge içerisinde en fazla hassasiyet gösteren illerden biriyiz. Çünkü bizim aynı zamanda bir kavşak noktasıyız. Yani Ankara hattından gelip Antalya, İzmir, aşağı Ege, Batı Ege'ye yayılan yol güzergahları üzerine ciddi bir kavşak konumundayız. Yıllık araç sayımız çok çok yüksek. Günlük ortalamayı veriyorum ben, karayollarındaki aracımız 60 bin araç ortalama. Sadece bu lokasyondan geçen, bu lokasyondan geçen günlük karayollarımızdan giriş çıkış yapan araç sayısı 60 bin ortalama. Bu pik zamanlarda, yani yazın bayram süreci içerisindeki o 9 günlük tatillerde 120 bine çıktı. Çok büyük rakamlar bunlar tabii. Her ne kadar uyarılarımız da olsa, kontrollerimiz de olsa, dediğim gibi insan kaynaklı böyle araçların işte bir an önce gitmenin, yorgunluk da olsa durmadan şurayı bitireyim telaşı, bu türlü kazalara ne yazık ki çok rastlıyoruz. Peki müdürüm, özellikle son bir yıl içerisinde yerel ve ulusal basından takip ettiğim kadarıyla Denizli ilindeki trafik kazalarının sayısı biraz artmaya başladı. Bunun sebepleri sizce neler? Kazalarımız geçen yıla oranla bizim ölümlü kazalarımız aynı oranda. Ben de devamlı trafiğe ilişkin istatistiklerimizi çok iyi takip etmeye çalışıyorum. Çünkü hassas bir konu. Biz de çok üzerine eğildiğimiz, dikkat ettiğimiz bir husus. Geçen yılla aynı ölümlü kaza oranımız. Yaralamalı kaza oranımızda düşüş var. Fakat doğrudur. Bu kadar bizim hassasiyetle üzerine durduğumuz, yani genel anlamda Türkiye geneli çok ciddi uyarıların yapıldığı, bizlerin bu kadar hassasiyet gösterdiği noktada aslında aşağı doğru inmesi lazım sayının. Ama dediğim gibi temelde insan odaklı olan bu kazaların nedenine baktığımızda bir, öncelikle ilimize ilişkin şunu söyleyebilirim. Biz Türkiye'nin en fazla oran olarak aracına sahip illerden birisiyiz. 3.1 yanlış hatırlamıyorum. Son verilerle herhalde 3 vatandaştan birinin aracı var. Yani 340 bin civarında tescilli aracımız var. İlimizin genelinde. 340 bin araç, yani bizim 1 milyona yakın 900 küsür bin nüfusumuz var. Yani 3 vatandaştan birinin aracı var demektir. Türkiye ortalamasının çok çok böyle üstünde. Bu da bizim araç trafiğimizi, araç yoğunluğumuzu, biraz önce de söylediğim gibi karayollarımıza da zaten bu oran çok yüksek. 60 bin ortalama araç geçtiği bir, günlük araç geçtiği bir karayolunda il sınırlarımız içerisinde bu araçlardan da şehir içerisinde çok küçük bir yüzdesi, %10 gibi bir yüzdesi dahi şehre girecek olsa günlük 6 bin araç eder. Yani işte malumunuz burası bir tekstil kenti. Buradan geçmişken bir şuradan 2-3 havlu alayım, bir arkadaşımı ziyaret edeyim, Denizli'mizin kebabını yiyeyim muhabbeti yaptığınızda demiş olduğum gibi, yani bu oran dahi var olan araç sayısının bir ekstra üstüne daha araç koyuyor ki bu da sayımızı, trafik yoğunluğumuzu inanılmaz şekilde artırıyor. Hep dikkat ediyorum. Özellikle şehir içi trafiğinde örneğin bir kırmızı ışıkla durduğum zaman yanındaki araçlardaki yaklaşık 10 arabadan 5 tanesinde emniyet kemeri takılı değil. İnsanlar kısa mesafede pek emniyet kemerini önemsemiyorlar ama aslında şehir içindeki trafik kazalarında ölüm oranlarına baktığımızda emniyet kemerinin takılı olmaması kaynaklı. Darbe direkt kafaya geliyor. Nasıl geliyor? Öne doğru bir eğim olduğu zaman hava yastığı patladığında, emniyet kemerimiz takılı olmadığında direkt boynumuzu kırıyor. İnsanlar sizce neden emniyet kemeri konusunda bu kadar çekimser, takmamak konusunda ısrarcılar? Bu öncelikle tabii şunu söyleyeyim. İnsanın eğitimiyle, kültürle alakalı şeyler. Yani bunlar sonradan kazanılma, sonradan mecbur bıraktırılma
ilaçlarla böyle çok fazla etkili olamıyorsunuz. Bugün itibariyle ben görev icabı çok kez yurt dışında bulunma şansım oldu. Ve baktığınızda insanların çocuktan tutun, arka koltuğa oturuyor, arkada bebek koltuğu var, o bebek koltuğunun kemeri var, önde oturanların herkes kemerini takıyor. Bırakın öndekileri, arkadakiler bile artık Avrupa'da zorunlu hale geldi ve zorunlu olarak kemer takıyorlar. Ve bunlar dediğim gibi çocuk yaşta kazanılan bir eğitim, bir kültür haline dönüştüğü için de çok çok böyle kaza olsa dahi neticesinde biraz önce sizin de söylediğiniz gibi o çarpmanın vermiş olduğu neticeyle insanın ilk alacağı darbelerden birisi göğüs ve kafa bölgesi ve en can alıcı noktalar hayatınızı kaybedebileceğiniz veya sizi sakat bırakabilecek, üzüldü bırakabilecek en hassas noktalar. Bunlardan korunmuş oluyorsunuz ama dediğim gibi bu bir eğitim olduğu için, bu bir kültür olduğu için ne yazık ki ülkemizde bu noktada çok çok zorlanıyoruz ki çok enteresan bir şeydir ki Denizli Türkiye'nin en fazla kemer takan ili. Yani bu evet, sayısal olarak, yüzde olarak, istatistiksel olarak Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yayınlanmış tebliğlerde bizzat bu zikredilir. Çok yüksek orandadır ama biz bu yüksek orana rağmen hala memnun değiliz. Çünkü bizim istediğimiz şu, arabanın kontağına basmadan, çalıştırmadan insanların artık bir refleks halinde oturduğunda sağ elinin sol üst tarafa gidip kemeri oradan kavrayıp kemerini takıp daha sonra kontağını çevirip yola devam etmesi. Artık bunu kontağı nasıl çalıştırıyorsanız, bu kontağı çalıştırmadan araba nasıl gitmiyorsa kemerinizi takmadan da arabanın gitmemesi gibi sanki bu şekilde olması lazım ama öyle bir sistem entegre edilse çok yani iyi olacak. Müdürüm, az önce yurt dışında sık sık seyahatleriniz olduğundan bahsettiniz. Ben de araştırıyorum. Yurt dışındaki ceza oranları ülkemize göre çok daha ağırlaştırılmış bir şekilde. Kesinlikle. Örneğin aşırı hız hem puansal olarak hem de ceza tutarı olarak çok daha ağır. Ülkemize de aynı sistem entegre edilmiş olsa daha mı caydırıcı olur? Örneğin sigara yasağı kapalı alanlarda çıktıktan sonra birçok insan sigaranın bırakmaya vesile oldu. O noktaya kadar gitti. Acaba hız limitlerinin cezası ağır olmuş olsa insanlar aman artık hızlı gitmeyeyim diyerek o alışkanlığı kaybedebilirler mi? Ceza muhakkak yani bir yaptırım aracıdır. Zaten o yüzden cezanın zaten mantığında da bu vardır. Yani bu yaptırımı en iyi şekilde kullanmaktır. Doğru. Hakikaten Avrupa'da, Amerika'da trafiğe ilişkin cezaların o kadar önemi var ki yani insanlar trafikte alacağı cezanın kendi hayatına ilişkin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar kendisine sorun yaşattığını, işte sadece maddi boyutta değil, çalıştığı iş yerine kadar. Çünkü bunlar anında eğer bir kurumda çalışıyorsanız o kuruma ilişkin hemen yaptırımlar başlıyor. Ben hatta Amerika'da bir süre bulundum. O süre zarfında göreyim gereği de bu türlü yerlerle irtibata geçip oralardaki çalışma modellerini görmeye gayret ettim. Mesela alkolle ilgili diyelim. Yani alkollü araç kullanmanın Amerika'daki bir vatandaşa inanılmaz bir eziyeti var. Yani alkol kullandığına lanet edecek kadar pişmanlığa dönüşüyor. Nasıl? Sadece ceza yazmıyor. Yazdığı cezanın karşılığında sizi bir eğitim programına tabi tutuyor. Yaklaşık bir aylık bir eğitim programına ve tedavi noktasına, psikolojik olarak da sizi kontrol altına tutuyor. Ve her gün buna gitmek zorundasınız. Gitmediğiniz takdirde bunun cezası para cezasına, daha ağır para cezasına ve hatta hapis cezasına kadar gidiyor. Ve bu eğitimin parasını sizden alıyor. Eğer siz araç kullanımı ile ilgili bir iş yerinde çalışıyorsanız sizin iş yerinize yazı yazıyor. Sizin bu iş yerinden iş akdinizi feshetmeye kadar götürüyor. Çünkü bu bir alışkanlık haline getirmiştir. İşte risk taşımaktadır diye. Yani sizi içki
alkollü bir şekilde araç kullandığınıza pişman ettiriyor. İnsanlar bunu bildiği için de hiçbir şekilde alkollü araç kullanmaya dahi tevessül etmiyor. Çünkü trafiğe saygı öncelikle insanlığa saygı diye düşünüyorum. Yani çevreye saygıdan ziyade insanlığa ve hayata saygı. Kesinlikle. Araç hakkında düşünceleriniz hala aynı mı? Hala aynı. Hala aynı demeyeyim, daha da böyle keyifli. Hakikaten yormuyor. Çok inanılmaz rahatım. Dediğim gibi belki ilk defa böyle bir araç kullanmanın vermiş olduğu bir farklılık da olabilir ama şu an hiç yormadan keyifle kullanabiliyorum. Araçtaki cam tavan da ayrı bir ferahlık katıyor diye düşünüyorum. Sizce de aynı mı düşünceniz? Tabii belki onun ferahlığı da var. Yani şu anda bütün alanın tabii ışığın da yani bu şey gibi oturduğunuz evin bol camlı olup böyle her tarafı aydınlık olması ne kadar rahatlıksa sanki arabanın içerisinde de sizi kasvete iten bir ortam yok. Bu da daha sizi keyifli kılıyor, daha rahat kılıyor. Sizi bir akşam da bu arabayla gezdirelim. Çünkü ay ışığını izlemesi çok güzel oluyor özellikle. Muhakkak. Sayın Müdürüm, bu keyifli sohbet için, bu keyifli test için ben çok teşekkür ediyorum size. Gerçekten birbirinden faydalı bilgiler verdiniz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Bizler de sizle çalışma hayatınızın hep başarı dolu günler getirmesini temenni ediyorum. Evet sevgili seyirciler, Denizli İl Emniyet Müdürümüz Sayın Zeki Bulut Bey ile bu testimizi gerçekleştirdik. Önde olduğu gibi arka tamponların yapısının da geniş tutulması, far gruplarının dizaynı ve spoiler içerisinde yer alan stop lambası bu bahsetmiş olduğum dinamizmi tamamlıyor. Ayrıca tampon içerisinde yer alan krom kaplamayı da unutmamak gerek. EX35'in bagaj hacmi 591 litre ve oldukça ideal. Eğer hala yeterli gelmeyeceğini düşünüyorsanız, arka koltukları yatırdığınızda bagaj hacmi 1615 litreye kadar genişliyor. Aracın içine girdiğimiz zaman bizleri deri ve ısıtmalı koltuklar bekliyor. Ön ve arka koltuklarda ısıtmalar mevcuttur. Aynı zamanda yaklaşan kış günlerinde bu ısıtmalar bizler için büyük bir avantaj. Aracın iç kabininde siyah renkler hakim olsa da kapı kollarındaki siyah krom kaplamalar ayrı bir hava katmış. Direksiyon simidi üzerinde multimedya butonları ve yol bilgisayarına hükmedeceğimiz düğmeler yer alıyor. Orta konsolda çok geniş bir yer olmasına rağmen yine dokunmatik ekran olmaması işin açıkçası beni şaşırtmadı desem yeridir. Çünkü bu segmentteki araçlara baktığımızda genelde orta konsolda dokunmatik ekrana yer vermemişler. Yine bu panel üzerinde her ne kadar dokunmatik de olsa CD çalar, MP3 çalar ve Bluetooth özellikli telefonumuzu aktarabileceğimiz butonlar yer almakta. EX35 anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma özelliğine sahip. Anahtarı cebinizden çıkarmadan aracın kapısını açabiliyor, aynı şekilde aracınızı çalıştırabiliyorsunuz. Test aracımız elit paket olmasından dolayı dijital ve çift yönlü iklimsel klima mevcut. Çift yönlü iklimsel klimanın özelliği şudur: sağ ve sol tarafın sıcaklığı ve soğukluğu ayrı ayrı ayarlanabilir.
orta konsolun altına ilerlemeye başladığımız zaman koltuk ısıtma düğmeleri ve park asistanı bizi bekliyor. Vitesin hemen arka alanında iki tane bardak kapasiteli bardaklık mevcut ve bu bardaklığın içerisine yerleştirilen mavi ışıklar akşamları çok farklı bir ambiyans sağlıyor. Direksiyonun sol tarafında gösterge panelinin ışığını ayarlayacağımız düğme var. Onun yanında yokuş iniş desteğini sağlayan düğme ve son olarak da elektronik stabilite programını devre dışı bırakacağımız düğme yer alıyor. Göstergelerin yuvarlak yapısı ve dikdörtgenimsi yapıyı andıran yol bilgisayarı bence bu otomobile çok yakışmış. Yayınımızın başında da söylemiştim. Test aracımız 4 silindirli 1.6 litrelik benzinli motor hacmine sahip. Üretmiş olduğu 135 beygirlik güçle 160 Nm'lik tork birleştiği zaman yaklaşık 11 saniyede 100 km'lik hıza ulaşabiliyoruz. Aracımızın maksimum hızı ise 178 km'ye sınırlandırılmış. Fabrika verilerine baktığımız zaman iX35'in şehir içindeki yakıt tüketimi 11,5 litre, şehir dışında ise 7,5 litreye kadar düşebiliyor. Buna bağlı olarak karma yakıt tüketimi ise 8,5 litre civarında. Unutmamak gerekir, bir otomobile fazla yaktıran daima ayaktır. iX35'in ölçülerinden bahsedecek olursak 4410 mm uzunluğunda, 1665 mm yüksekliğinde ve 1592 mm genişliğinde. Aracın yol tutuşunu ve sürüş konforunu artırmak için Hyundai iX35'te pahalı araçlarda bile bulunmayan, daha doğrusu nadir gördüğümüz bir teknoloji uygulanmış. Geleneksel amortisörlerden farklı olarak bu sistemde iki piston birbirinden bağımsız şekilde çalışıyor. Yani pistonların bir tanesi sabit, diğeri ise değişken, yani hareketli. Düzgün yol koşullarında sadece sabit olan piston darbeleri emerek konforlu sürüşü sağlarken, hareketli piston da yay üzerinde limitler dahilinde serbest hareketler ediyor. Bahsetmiş olduğum özellik aracın sadece sürüş konforuna katkıda bulunmuyor, aynı zamanda yol tutuş kabiliyetini de maksimum düzeye çıkarıyor. Aracımız renkli ve karartılmış camlara sahip, UV korumalı ve karartılmış camlar bizleri güneş ışınlarının zararlı etkilerinden koruyor. GDI yani Gasoline Direct Injection, dilimizde ise direkt benzin enjeksiyonu adını verdiği yeni teknolojiyi kullandığı motorlar Mayıs 1996'dan bu yana üretiliyor ve Aralık 1998 sonunda üretim adedi 400 bini aştı. GDI motorun yakıt tüketimi ve zararlı egzoz gazı çıkışı %20 daha düşük ve gücü de %10 daha yüksek. Dik emme boruları aşağı doğru güçlü bir akım yaratıyor ve bu sayede yakıt enjeksiyonu en iyi şekilde gerçekleştiriliyor. Özel bir şekle sahip olan piston başı sayesinde silindirin içinde dikey bir hava hareketi oluşturuluyor. Sıkıştırma zamanının sonuna doğru püskürtülen yakıt, yüksek basınçta döndürme hareketi sağlayan enjektörlerle yoğun bir sis gibi atomize ediliyor. Bu sis şeklindeki hava yakıt karışımı silindirin içine döndürülüyor ve verimli bir şekilde katmanlaştırılmış olarak ateşleniyor. Bu sayede genel olarak çok yalın olan hava yakıt karışımı ile düzenli bir yanma sağlanıyor. Silindirin içinde ateşlenmeden önce katmanlar halindeki hava yakıt karışımında bujinin yakınında en zengin karışım katmanı yer alırken bujiden en uzakta en fakir karışımı yer almakta. Güvenlik donanımlarından bahsedecek olursam, elektronik kontrollü fren güç dağılım sistemi, savrulma ve patinaj önleme sistemi,
fren destek sistemi, elektronik denge kontrol programı, devrilme önleyici sistem, yokuş iniş ve kalkış destek sistemi EX35'te her iki donanım paketinde de standart olarak sunuluyor. Yenilikçi yaklaşımın bir parçası olan Flex Steer özelliği EX35'in iki donanım paketinde de standart olarak yer alıyor. Bu sistem konfor, normal ve spor olmak üzere 3 farklı sürüş karakteri sunuyor ve sürücüye direksiyon desteği ile tepki seviyesini ayarlama imkanı sağlıyor. Böylelikle sürücü, mevcut sürüş koşulları ve kişisel tercihlerine göre yolculuğun daha keyifli geçmesi amacıyla en uygun seçimi yapabiliyor. Otomatik kararan dikiz aynası aynı zamanda geri vitese taktığımız zaman geri vites kamerasına dönüşüyor. Bu otomobil kendi kendine park etme özelliğine de sahip. Şimdi ben size bunu göstereceğim. Orta konsolun altında yer alan park asistanı düğmesine basıyoruz. Şu an sağ tarafa doğru yanaşacağımız için sağ paralel parkı seçiyoruz. Ve araç şu an mesafeye göre gireceği yeri ayarlamaya çalışıyor. Yer bulundu. Geri vitese takıyorum. Yavaş yavaş geriye gitmeye başlıyorum. Ve bakın direksiyon kendi kendine dönüyor. Biz sadece burada pedalları kontrol ediyoruz. Sensörlerden ve kameradan görebiliriz. Evet, şu an aracımız parkı gerçekleştirdi. Test aracımızı park ettik. Daha doğrusu EX35 bizler için park etti. Bir testin daha sonuna yaklaştık sevgili seyirciler. Euro NCAP'ten 5 yıldız alan bu otomobile testimizin sonucunda biz de 5 yıldızı layık görüyoruz. Bir başka bölümde farklı bir araç modeliyle görüşmek dileğiyle. Emniyet kemerinizi bağlayın, hayatta kalın. Hoşça kalın.